İyi Parti grubu adına Mersin Milletvekili Beyit Çelik. Buyurun, süreniz 3 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Hakkari ve Şırnak'ta mühimmat deposunda meydana gelen patlamalarla ilgili olasılıkların ve sorumluların araştırılmasına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi üzerine İyi Parti adına söz aldım. Bu münasebetle yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. Askeriyenin veya güvenlikle ilgili birimlerin geçmişten bugüne kadar buna benzer birçok hadiselerle karşı karşıya kaldığını hepimiz biliyoruz. Özellikle Afyon mühimmat deposu patlaması bizi ziyadesiyle üzmüştür. Çünkü orada Susurluk'taki mühimmat deposunun iptal edilerek Afyon'a taşınması ve Eskişehir'deki bir takım mühimmat birikimlerinin Afyon'a getirilmesi esnasında orada tasnifte bir takım ihmaller olduğu daha sonra raporla teyit edilmişti. Ancak bu ihmaller çok pahalıya mal oluyor. Afyon'da 25 askerimizi maalesef kaybettik, şehit verdik. 5 Eylül 2012 tarihi bu açıdan çok önemlidir. Son günlerde özellikle 9 Kasım ve 16 Kasım'da Hakkari Şemdinli Süngütepe üst bölgesinde 7 askerimizi şehit vermemiz bunun diğer manidar bir yönüdür. Tabi burada yoğun miktarda çok fazla yaralımız var. 25 askerimiz yaralı. Yüksek bir tepe üzerinde kurulu olan Süngütepe üst bölgesi çok kritik konumu itibariyle özellikle dikkate şayandır. Diğer taraftan 16 Kasım'da Şırnak Uludere Şenoba Biliştepe üst bölgesinde de yine patlamadan mütevellit bir askerimizi şehit verdik. 4 asker yaralı. Dolayısıyla silahlı kuvvetlerimizin bu konuda ihmali asgariye indirecek çalışmalar yapması lazım. Bu konuda Milli Savunma Bakanı'nın ayrıca Genelkurmay Başkanı'nın, Kara Kuvvetleri Komutanı'nın ve 2. Ordu Komutanı'nın bu patlamalardan sonra bölgeye intikal ederek orada ordu mensuplarımızla bir araya gelmesi sevindiricidir. Dolayısıyla bunun dışında idari, teknik ve adli soruşturmanın da yürütülüyor olması ve bunun toparlayalım Sayın Milletvekili. Bir an önce sonuçlandırılması fevkalade önem arz ediyor. Çünkü hepimizin çocukları Mehmetçik oluyor. Bölgede askerlik yapıyorlar. Onları bu şekilde riske etmeden vatani görevlerini rahatlıkla yapmasını sağlayıcı önlemler almak doğal olarak yetkililerimizin görevi ve uhdesindedir. Bu münasebetle şehitlerimizi yad ederken yakın zamanda kaybettiğimiz Erdin Bircan vekilimi de rahmetle anıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkürler.